Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Gerçek mi sahte mi challenge yapıyoruz Saner'le. Bir tanesinde sahte ama çok gerçekçi meyve ve sebzeler var. Diğerinde de aynısının sahte olanın gerçeği var arkadaşlar. Aslında bugün size ben iftar vlog sözü vermiştim. Onu çekeceğime söz vermiştim. Sizden çok ama çok özür diliyorum. Şimdi ben mutfağa girdiğim zaman arkadaşlar oyunu ben kaybettiğim için çekmiyor diye kesinlikle düşünmeyin. Tabii öyle olur şimdi. Sakın öyle düşünmeyin. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Yola çıkacağız. Başka bir videomuzda da uzun zaman öncesinde yenilene Kapadokya sözü vermiştik. Evet, tamam. Lina çünkü çok istiyordu balonlara binmeyi. Havalarda uçmayı çok istiyordu. Çok çılgın bir çocuk. Siz de biliyorsunuz zaten. O yüzden öyle bir oyun sözü vermiştik. Ve ben yenilmiştim maalesef. Çekirdek aileme bir Kapadokya sözü vardı. Ben de bunu bayrama ayarladım. Bayramda yola çıkacağımız için küçük bir alışveriş tarzı, hazırlıklarımız falan olacağı için inanın bana vakit bulamadım. Fakat evet. Siz zaten benden 24 saat vloglar çok fazla istiyorsunuz ya canlarım. Böyle günlük hayatımızı, günlük gerçekten yaşadığımız şeyleri merak edip onları seyretmeyi çok istiyorsunuz ve beğeniyorsunuz çektiğim zamanda. İftar vlog olmayacak evet adı ama bir akşam yemeği sözü veriyorum size. Tatlısından, tuzlusundan, etinden, sebzesinden, salatasından, çorbasına, pilavına her şeyi, masayı donatacağım. Tatilden döndükten sonra ilk fırsatta akşam yemeği hazırlığımız vlog adı altında çok güzel bir video çekeceğim size. Tatilimize az kaldığı için Ramazan dönüşünde hemen bayram sonrasında söz veriyorum onun vakit için. Vakit yok. Evet vakit yok. Şimdiki oyunumuzda da arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce taş kağıt makas yapacağız. Kazanan bütün her şeyi kutular değiştikçe bunu seçiyorum bunu seçiyorum deme hakkına sahip olacak oyun sonuna kadar. Gerçek çıkan kazanıyor zaten. Gerçekten yiyip içeceğimiz şeyler çıkan kazanıyor. Ama sahte çıkan ne yapacak? Bir acı sosumuz var. Hot shot. Alayım ben onu. Arkadaşlar meşhur acı sosumuz. Çok fazla videolarda kullanıyoruz ama gerçekten öyle böyle bir acı değil. Yani zehir. Zehir yani. Gerçek çıkan ürünleri bilemeyen onu ne çıkarsa tatlı meyve de çıksa, tuzlu başka bir şey de çıksa acıyı boca edeceğiz ve onu yiyecek. Kaçarı yok. Tamam. Yiyemeyen 1000 lirayı verir. Arkadaş bana ne? Her yiyemeyen 1000 lira verir. Bunu dedim ya şimdi. Sonuna kadar içer Taner. Biliyorsunuz. Ya arkadaşlar beni ne hale soktu ya. Neyse çok fazla konuştuk. Hemen sizi bekletmeden videomuz başlasın. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hepsini sen seçeceksin. Bu. Bu. 1. Ay 2. 3. Gerçek. Oley. Olamaz. Bu sahte üzümdü. Bu da gerçek kara üzüm. Yani verilen söz tutulur dediğimize göre ne yapacağım? Ben bunu şimdi... Üzümden başla. Şeker gibi bu üzümü acı sosla tüketeceğim arkadaşlarım. Kaç tane tüketeceğim ya? 1000 liraya bakıyor. Çok tüketeceğim demek oluyor. Dökelim. Ay bu şeker gibi şeyi nasıl yenecek bunu? Bu acılı şeker. Aa çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Tabii kötü olur yani. İyi olacak değil mi? Acılığı kalmadı. Tatlıyla acı birleşince acımacı kalmadı. Çok hafif dilimin ucunda minnacık bir kıvılcımlaşma var. Ama güzel tadı var ya nasıl o? Hayır güzel değil. Tadı berbat. Ama yer miyim? Ben yerim yani. Ben her şeyi yerim. Üzümcü. Canlarım size her böyle elime geçtiğimde küçük bildiğim şeyleri genelde paylaşmayı tercih ediyorum. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Benim kadar güzel. Yok başladık. Benim kadar narin. Sımsıkı bir cilt. Taş gibi bir cilt istiyorsanız eğer ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Canlarım mor meyve tüketiyorsunuz. Geç yaşlandırıyor. Ha. Gerçekten geç yaşlandırıyor. Evet. Kim der bana 39 bir söyleyin. Hadi kim der? Hep mor yemek yani. 19. Mor ye ye bu hale aldı. Mor artık. Mor yeme. Taner iki tane daha yiyeyim yetmez mi ya? Acı karına. Acılar tamam, dökülüyor damlıyor. Seni mi kıracağım? En az 3 ısırık dediğimize göre diğerlerinde bunda da en az 3. Tamam 3 belirleyici olsun. Evet seç bakalım. Çok ballı başladınız Taner Bey. Bu. Tamam. Ne oldu? Tamam. Ya. Tamam. Ya. Çok iyi başladık. Gerçek marul, sahte marul. Ama gene marul acıyla gider yani. Marul acıyla güzel olabilir evet. Bu da bol kalsiyumdur. Kemik gelişimi için kalsiyuma ihtiyacımız var biliyorsunuz. Ya yemek programında gibisin ya. Evet ne yapalım? Ne işe yarıyor? Boş marul deyip geçmeyelim yani. Acılı çok marul. İşe yarıyor, çok işe yarıyor. Annelerde de çok süt yapıyor. Ne kadar da güzel, en lezzetli şey. Limonsuz. Çok beğendim. Acı marul, ooo süper. İftardan sonra da ne gidiyor?
Bakın dolduruyorum, daha ne yapayım? Oh, çok aç olduk zaten de. Marulla da çok yakıştı ya, acı sos yenirmiş yani. Ama bunu biraz abarttım. Okey. Vallahi canı istedi. Canı çekti valla. Yeminle canı çekti. Ne bileyim, hatır otur yiyorsun. Acı acı vereyim mi sana da? Yok istemem. Bize de denk gelecek sonuçta. Oo, ikinciye çok kötü basmışım. Aferin, hakkını veriyor. Yandım yandım. Bir uyarı daha bulunayım arkadaşlarıma. Burada sahte gerçek yazıyor ya arkadaşlar. İçinden o çıkacak diye düşünmeyin. Karambole koyuyorum ben. Bunları sadece biz kapak fotoğrafımız için yapıştırmıştık. Evet. Hangisi? Üçüncüyü de buna koymazsın herhalde gerçeğini. Bence bu. Ya çıldırıcıyım. Vallahi çıldırıcıyım. Ne oldu? Bir, iki, üç. Ya. Yine mi acılı muz? Vallahi iyi gidiyorum ha. Arkadaşlarım bu da mide problemlerine çok iyi geliyor. Ve iştah açıcı. Beslenme uzmanı. Hadi hadi. Hadi hadi diyor, yiyoruz daha ne yapayım? Dök dök dök. Ya döküyorum, daha ne yapabilirim? Helal helal. Yola çıkacağız, bağırsakları ele alacağım. Nasıl gideceğiz? Oo vallahi çok acı oldum. Ah yandım, tutuştum, yeter artık ya. Şişeyi bitirdin neredeyse. Tebrik ederim. İyi yemekten kalkıp bir ikinci öğünümü yapıyorum ben burada. Sahur yapmam herhalde bugün. Aa yandım. Yan yan. O da duruyor duruyor, yerken değil sonradan, yuttuktan sonra çıkıyor bir anda alev alev. Çökünüyor. Lütfen bunu da bileme yani, bir acıyı daha kaldıramayacağım. Bakacağız. Ben acılar kadınıyım. Hadi kapattım gözümü. Her şey yalan, gerçek sensin. Gelirse dert senden gelsin. Seç bakalım. Bir, iki, üç, hızlı. Açalım. Neydi ya, ben de unuttum. Neydi ki? Bir, iki, üç. Ya çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Wow. Ya vallahi çıldıracağım. Buyurun. Midem. Dayan Rukiye, dayan. Allah'tan ki inceymiş portakal dilimleri bak. İnce dilim portakal. Süper, ince dilim portakal çıktı. Lalalala, C vitamini. Evet. Mis gibi. Bunlar de acıyla birleşince o vitaminden kalıyor mu acaba? Bakın onu bilmiyorum. Uzman doktor Rukiye bilemedi bakın onu. Bilenler yazsınlar. Of. Bak ne kadar da adilim, dolduruyorum acıyı. Yani kocasına öyle tebrik dolduruyor, kendini bir minnacık diyemezsiniz. Asla o linçe fırsat vermiyorum. Bence üçünü de at ağzına bir can. Ne oldu, ne hayvanıyorsun? Bu çok kötü oldu. Bir. Vallahi iyi dayan. Bunda acı kalmadı da tatlıyla yine birleştiği için ama tadı... Ay acıyla tatlı birleşince bazen çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Bunlar da hiç çıkmadı. Vay, mis gibi oldu. Ben ne yapıyorum ya? Çok kendimle acı. Gurur duyuyorum. Ya bunu hiç beğenmedim. Bu çok kötü. Bunu vallahi çıkartacağım yani. Vallahi ya. Yazık, bana gelsin artık ya. Üzüldüm şimdi. Bir sana gelsin, ben sana ne yapacağım? İkinci şişeyi koydum buraya, yetmezdi. Bu şişeyi komple dolduracağım. Yeter, dördüncü kezdir ben yiyorum. Kanerciğim, bu seferkinde öyle bir şey var ki arkadaşlar. Kesinlikle istemediğim, en istemediğim şey bu seferki bunda. Yani bunu kesinlikle bilmemen gerekiyor. Benim için. Hadi sağ mı sol mu? Bir, yandık. İki, üç. Oley, patlıcan, patlıcan. Tamam, tabii ki hangisi gerçek? Gerçek? Bu gerçek. Taner bunu şimdi kabuklu, çiğ, acı patlıcanın üzerine bir de acı sos ekleyerek bunu bitirecek. Çünkü zaten bu üç ısırık. Kocaman, onu ısırık. Yalan söyleme, bu senin tek ısırığın. Şimdi yani burada kibarlık taslama. Lokman bu kadar mı değil mi? Değil. Bu kadar mı değil mi lokman? Ne yaptın ya? Lokman bu kadar mı değil mi? Değil. Bu kadar mı değil mi? Değil ya. Bu kadar mı değil mi? Bu kadar mı değil mi? Ortadan kes, ben onu iyice bir bulamaç yapayım. Hadi gelin zevkle dökelim. Ne yaptı ya? Şöyle anlayamıyorum. Üç ısırık ya. Ah, 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 ah. Ay bunu hiç istemezdim, kesinlikle istemezdim. Surata bak. Ah, doldur, dur biraz daha, dur takviye yapayım oraya. Az daha takviye yapayım. Oh, oh, ye. Ye ye, biz nasıl çıkacaksak yola bu acılarla.
Gideceğimiz yolda bol bol şey vardır herhalde. WC. Bu ne ya? Tadı çok kötü. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Sen hiç olmazsa tatlı yedin. Şimdiki şeyin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hayatımda ilk defa yiyeceğim. Sahtesinde gördün, gittik aynısını aldık birebir. Adını da bilmiyorum. Taner biliyordur herhalde. Ne koydun ki acaba? Hiç yemedim. Hangisi? Ben şu sarıyı açacağım gibi geliyor. Son kararın mı? Bu ya. Allah'ım yarabbim ya, yeter artık ya, yeter. Ne bunun adı ne, ne bunun adı ne, adını bile bilmiyorum. Ben bunu karabaş. Nasıl yiyeyim acıyla? Otur. Karabaş mı? Karabaş diye biliyorum ya. Nasıl bir karabaş? Arkadaşlar bunu bilen var mı? Bir gerçeğini bir tadayım da. Bunu pişirip da yiyorlar aşçılar. Öyle mi? Ben de hiç yemedim. Yani sası, sası derken anlamsız. Bir anlam içermiyor. Sen bir acı dök de ye bakalım. Yani ya, çok lezzeti yok. Boş bir şey, boş. Bunlar ama vardır bir faydası kesin. Faydalı, çok faydalı. Öyle mi? Ha, yiyeyim o zaman bol bol. Acının yarısını döküyorsun ya. Ama ne yapayım, akıtıyorum. Bakın falan nerelerden akıtıyorum, nasıl döküyorum görüyorsun. Vallahi bunda ne mide varmış meğerse ya. Ben şu patlıcanı zar zor yedim ya, iğrenç tadı vardı. Bu da öyle. Sen bunu hiç yiyemezsin, onu yiyemediysen. Çim yiyorum sanki ya. Yeter ya, kusacağım. Çok acıymış gerçekten bu sos ya. Ay Taner, bu seferki şeyi de o kadar çok sevdiğim bir şey ki anlatamam. Tamam mı? Dön bakalım, evet tamamız. Bakıyor bence. Hayır. Görüyor musunuz oradan bir şeyler canlarım? Direkt elime attım bunu. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Taner'in gözü açık oluyor mu? Mümkün değil. Yani bir güvenlik yola çıktık ama beni yolda bırakacak gibi görünüyor. Hile hiç sevmem. Aç! Sinir oldum artık, yeter ya, yeter ya. Haşlanmış mısın? Ver ben yiyeyim, o çok güzel olur. Yani şimdi şunu güzelce böyle tuzlayıp yemek varken. Ben bunu şimdi acıyla mı yiyeyim ya? Hadi bakalım. Önce bir tane ısırayım da bari ağzım tatlansın. Vallahi canım çekti, keşke bu gelseydi bana ya. Hem de süt mısırı. Bu güzel ya. Süt mısırı deyince aklıma ne geliyor her zaman? Zıtları. Evet, zıtları. İzmir'deydik Foça'da. Sahildeyiz, her iki dakikada bir sütları diye geçiyor. Darı. Süt darı. Diğer bir ismi süt darıdır ya. Akşama kadar plajda süt darı, süt darı. Ben onu zıt dinliyordum. Ben zıt darı diye anlıyordum. Taner de anlayamamış. Geliyor yine zıtları diyor. Dur, ay o kadar gülmüştüm ki. Nasıl olacak şimdi bu? Acılı süt darı. Süt darılıktan çıkıyor, tam bir zıttırı oluyor. Zıttırı gibi oldu şu an gerçekten. Ya helal ya, vallahi bugün acıdan çok iyi. Vallahi midem bulandı. Diyor. Ben bir tane yedim. Helal ama ağzım. Yani midem bulandı gerçekten. Ağzım uyuştu, dördüncüyü de yedi güzel. Beşinciyi de yedi. Oo. İyi kemiriyor. Ne yaptın ya? Çok kötü doydum. Bugün iyi tahmin ediyorum. Süper, iyi ki kazandım. Vitamin, mineral, magnezyum, kalsiyum, her şeyimi tamamladım bugün. Kamerayı açtım. Bu da kamera arası. Canım kapattım çekti. Zannediyor. Ver ben şunu dedi, ölümden aldım. Gizlice çaktırmadan hemen kumandayla açtım kamerayı. Farkında değil. Nasıl yiyor gördünüz ya, hemen kibarlaştı bakın. Peçete vermişsin. Kamera bak bak. Abi yürüyorum. Ya çöpe atmayalım arkadaşlar, israf ya. Niye çöpe atayım ki zaten? Diğerlerini çöpe mi atacağız? Bu sefer de bunu seçtim. Ne oldu? Allah! Dolma biber. Evet. Kırmızı biber. Kırmızı dolma biber. Şimdi Taner'ciğim bu dolmanın içini acı biberle dolduracaksın. Bu da oyuncak. Bu da acıysa ya. Bunun bazıları acı çıkıyor. Ben bir kere denk geldim ama bu değildi o. Kapri biberler var ya, onunla bir kere bunlar denk geldim. Ya. Onu da ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Gittim 10 kilo falan almıştım herhalde. Ben onu fırına atıyorum, közleyip buzluğa atıyorum. Hepsi de acı çıkmasın mı? 10 kilo biberin hepsi de zehir gibi çıktı kapri biber. Ben onun acı olacağını hiç tahmin de etmezdim. Demiyor ki bana, abla sen 10 kilo alıyorsun ama bunlar acı demiyor bana. Der mi adam? Yani benim kızdığım konu. Yoksa pazarcı tabii ki satışını yapacak. Para kazanmak için kuruyor orayı. Öyle yapalım bak. Niye acı satıyor diye kızdığımız da yok ama insan söylemez mi? Ablacığım 10 kilo aldın, dolaba koyacaksın ama bunlar zehir gibi acı demez mi ya? Bu iyidir herhalde inşallah. İyidir, iyidir. Çok ya iyidir. Ya ne yaptın, ne yaptın? Şişeyi boşalttım. Vallahi hak etti. Yeme. Kendim yemiş gibi oluyorum şu an. Ağzımda, midemde o lezzet var ya. Yok, tadı çok güzel. Güzel mi? Hı-hı. Çöpe ötücü diye boşuna mı diyorum? Diyorum ama ben de aşağı kalmıyorum yani. Şükürler olsun bizim evimizde yemek ayırma diye bir şey yok. Önümüze gelen her şeyi yeriz. Hele Taner taşı koy taşı yer. Maşallah hocam.
Şöyle bir karıştırayım dedim kutuları koyduktan sonra ben de unuttum. Yine mi ya? Bilmiyorum, açalım. 1, 2, 3. Gerçek. Sahte mi çilek? Çilek ya, gül gibi çilek, mis gibi çilek, kıpkırmızı çilek. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şaka değil. Gerçekten dibini gördü. Bakın. Bak, biraz da döküyorsun ama idare eder. Ama ben çaktırmadan oralara da banıyorum. Ban bakayım. Aferin. Gördünüz mü? Her yerini buladım. Acı çilek. Hiç yemedim. Oo. Ne oldu? Midem bulandı. Şu üç ısırığı falan bırakalım, peke dönelim mi? Dönelim be. En dönelim çok ya. Ramazan daha bitmedi arkadaşlarım. Şurada iftardan kalkmışız. Sabahtan beri yani bunlar için nefsimize hakim olup tutmuşuz, yememişiz. Şimdi acı acı mı yiyelim? Yazık değil mi bize? Şişeyi boşalttım, daha ne yapayım? Valla midesine bir şey olur falan. Hanım kıyamam hanımın başına. Ah canım, şey olur, hiç kıyamazsın. Ne dedin? Ne dedin? Bir daha yersene. Oo, kıyamam. Acı yiyip olmuyor. Hayır, acısız yedim ya ikinciyi. Ha, ikinciye oynuyor. Ağzımın tadı yerine geldi. Bu seferki papila mıdır, pepila mıdır öyle bir şey canlarım. Hiç alıp da tercih edip yiyeceğim. Kapattın mı? Yediğim bir şey değil. Karşımıza çıkınca sahtesi. Biz de dedik hadi gerçeğini de alalım. Hangisi? Ben gene unuttum hangisine koydum. Yine unuttum, bilmiyorum aç. Oh! Sahte. Bir bakayım. Sen nasıl yedin o kadar acı ya? Yuh ya, bir tane bir şey yedim midem diyor. Bu aralar midem acayip. Bakayım bir nasıl bir şey bu. Bu ne? Patates gibi. Hayır, patates gibi değil, hiçbir şey. Hiçbir şey yememişim gibi. O süper o zaman. Yani ağzımdan bir şey geçiyor ama ne? Hiç süper değil. Acı tadı gelecek sadece. Ne tadı kötü var, ne tuzu var, hiçbir şey yok ya. Çiğ patlıcan mahvetti. Şimdi şu hak mı? Ben onca şey yedim, kestiğine bakın. Ama bir taneye düşürdün ya. Düşürdük de bu kadara ama mı düşürdük? Ama yiyebileceğim mi o mini oranı? Mini minnacık. Ne yapayım, koca şey ağzıma tıkanır ki. Sen onun tamamını yiyebilecek kapasiten var bir kere lokmada. Var mı? Acısız. Ağzına sokar yer o. Mümkün değilsin. Abartma. Yer. Yemez. Tamam. Ne yaptın ya? Midem sakat. Bakmak bile istemiyorum artık. İfadeye bakayım. Kaşlara bak. İnsanın anatomisine bakın ya. Ağzına böyle kötü bir şey gelince ister istemez istemsiz bir şekilde yüz böyle oluyor, gözler. Yani düzeltmeye çalışsa da imkanı yok. Hapşırık gibi. Gelince çıkması gerekiyor. Bunun da olması gereken yerde olması gerekiyor. Ya bu ne ya? Kavun alın yiyin daha ya. Bu ne böyle? Ben de ye, tamam yedin işte. Hadi iyisin. Bravo. Aferin. Alkışlayın tabii. Yani bu seferki de asla ve kat adilsin istemediğim şeylerden. Dön bana Taner'cim. Bu sefer bunda ben. Ooo. Ne o? Hiç istemediğim bir şeydi. Hadi limon. Ya. Limon. Enfes bir lezzet seni bekliyor. Acılı limon hiç tatmamıştım. Enfes bir lezzet. Of. Kabuğuyla mı? Evet, kabuğuyla. Ağzının içinden çıkartırsın. Kabuğuyla seni yenmez. Yiyor mu? Bakamıyorum. Yiyor musun? Dans et. İçim gitti. Hadi titre. Hadi verin coşkuyu. Çok iyi. Vallahi bravo, iyi yedi. Çok hızlı korkuyordum hızlı buradan. Ya. Evet, hangisi? Ay benim yine kafam karıştı. Hangisine koydum ya? Bunda mıydı acaba? Bilmiyorum ki. Açalım. Bunu ben açayım. Ha, ben açayım, sen de onu aç. 1, 2, 3. Sahte domates. Acı domates, hiç hayal bile edemiyorum. Gözlerim kamaşıyor artık. Ağzım değil, gözlerim kamaşıyor görünce. Ver, ben dökerim ver. Hayır, ben dökerim. Seni gattar. Götürme oraya, hemen atayım ağzıma, yoksa dökülüyor. Sen mi atacaksın ağzına? Tabii ben bilemedim, sahteyi buldum ya. Hayır, bunu buldun. Öyle mi? Ay! Tamam, bunu buldun. Arkadaşlar kim buldu? Benim de kafamı karıştırdı. Tabii doğru ben. Bir dakika, sen bunu buldun. Tabii soldaydı bu, doğru. Yok, ya hayır, sen bunu buldun. Ben şunu açtım ya. Sen orada şunu sen açtın. Ya ben niye böyle bir tongaya düştüm? Vallahi yiyecektim. Ne güzel adam yiyecekti. Helal be, çok adil yarışıyorsun. Parmak üzereyim. 1, 2, 3. Şöyle ya. Oo, bir defa aldım. Helal be. Gerçi acım bakıldı. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ben daha fazla devam edemeyeceğim. Gelsin. Yani 6-7 tane daha ürünümüz vardı ama yok, gitmiyor. Yok, bence de yeter ya. Vallahi yamulacağız. Gerçekten gitmiyor arkadaşlar. Çok fazla midem bulandı. Hele bunu çok zor yuttum yani. Ya bir de devam acı edecek gibi değil. Midemize zarar vereceğiz. Kalanlarının devamını da Lina'nın kanalına çekebiliriz. Evet, bir ara değil çekeriz mi? Evet, bir ara döndüğümüzde falan çekebiliriz. Lina da çünkü çok seviyor böyle videoları. Yemeli içmeli videolara bayılıyor. Acılı, onu acılı yapamayız. Acılı yapamayız da ona da ödüllü yaparız. Dondurma veririz. Ne bileyim, bir şeyler veririz yani. Aynen.
geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Biz gerçekten bir taraftan eğlendik ama bir taraftan da işkence çektik. Umarım siz de izlerken eğlenmiş ve beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bizi Instagram'dan da takip etmek isteyenler için açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bye bye. Hoşçakalın.